Arkadaşlar mantar salmonella kadar tehlikeli olan bir hastalıktır. 6 çeşide yakın mantar hastalığı vardır. Bunun 4'ünü tedavi edebilirsiniz, ikisini tedavi edemeyebilirsiniz. Sağ tarafımda ekranda görmüş olduğunuz gibi mantar dışkılarına iyi bakınız. Ya yoğurt gibi beyazdır ya su gibi durudur. Bunların belirtileri ağızda beyaz nokta veya sarı yaralar yani çiçek beyaz nokta oluyor. Bunun üstünde Gaga üstündeki gagayı bile kesip atar yani çiçek. Şimdi bu durumda kursakta sertleşme, kıçın balon gibi şişmesi veya basur gibi dışarı çıkması hep mantar belirtileri, göz sulanması, göz etrafı şişiklik veya iltihap, kırık nefes darlığı, hep bunların tamamı mantar kökenli. Bunun üzerinde yaklaşık bir yıldır bir çalışmamız var. Güzel bir mantar ilacı üretebilmek için. Ama unutmayın, dünyanın en iyi ilacını üretseniz bile belli şartlara uymuyorsanız, kümes şartları uygun değilse örneğin bodrum katları örneğin kapalı eski evler evlerin içinde yapan arkadaşlar ağaç dipleri tabandan nemli olan kümesler kışın çatıdan su alan duvarları hep sürekli nemli duran yani bir kümeste boya kabarması sıva kabarması varsa o kümesin nemli olduğunu anlayabilirsiniz tabandan dışkıların kurumama işi yani bunlara dikkat etmek lazım beslenmede ekmek palet yem bira mayası Bunlar mantarlaşmayı titikler. Affetmez. Mayalı olan her şey kuşlarda mantar hastalığı getirir. Yani demem o ki İlyas Yıldırım YouTube kanalında bizim 250 tane videomuz var. Bu 250 tanenin 50 tanesini bir kenara koy. 200 tanesi doğal bakım, doğal beslenme eczane ilaçları, veteriner ilaçları ne kullanabilirsiniz bunun üzerinedir. Veya doğru anlatımlardır. Dikkat ederseniz Özen gösterirseniz kuşlarınız hasta olmaz. Kimse Allah Allah kimseyi kuşlarını ilaca muhtaç etmesin demek suretiyle tıklamayı unutmayınız, beğenmeyi unutmayınız, bizi takip etmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.